Aşklarım, hepinize merhaba. Evet, Koyu Rujum ve ben bu hafta buradayız. Bir değişiklik olsun, gözünüz başka şeyler de görsün diye bir farklılık yapayım dedim. Umarım beğenirsiniz, teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber Pipe Dreams'e devam edeceğiz. Aslında baya bir süre oldu bunun devamını atmayalı. O yüzden açıkçası ben de heyecanlıyım. Bakalım ne olacak, ne bitecek, ona bakacağız. Ama oyuna geçmeden önce çok kısa bir reklam köşem var. Bu kısmı atlamak için aşağıdaki dakikaya gidebilirsiniz ama izlemeniz taraftarıyım. Teşekkür ederim. Tabii ki yine Kapşi'den bahsedeceğim. Artık bıktınız biliyorum ama yine birkaç güzel bikinim var. Bunları size göstermem lazım. Size kışın ortasında bikini aldıracağım zorla yani. Bunu asla kimse beni durduramaz. Birinci pakette başlıyorum. Daha bunların hiçbirini açmadım. Bu aslında daha önce gelmemiş bir renk olabilir çünkü su yeşili sanırım bu renk ve çok hoş gerçekten. Şuradan şu şekilde gidecek sanırım. Sırttan bağlanıyor. Zaten modelin üstünde görürsünüz. Altı da şu şekilde. Ya altının renkleri çok tatlı. Ya ikisini nasıl uydurabilirler? Bence çok hoş. Ben bunu dışarıda ikisini beraber görsem uydurmak aklıma gelmez, yemin ederim. İkinciye geçiyorum. Daha önce yine böyle bir renk gelmemişti. Bu da bir ilk sanırım gerçekten. Bakıyoruz şu anda. Aa, bu bir mayokini ya da bildiğiniz mayo. Çok tatlı. Şuna bakın şimdi şöyle. Üstten işte küçük bir penceresi var ve şu şekilde gidiyor. Arkası da gördüğünüz gibi. Sırtı çok da açık değil. Gayet iyi bence. Çok 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 tatlı bence. Bayağı beğendim. Tarçın rengi mi denir buna? Diğerine geçiyorum. Beyaz. Bir şey değil mi? Esmerlere beyaz mayo ya da bikini aşırı yakıştırıyorum. Çok güzel. Ve açıyorum. Ve çok güzel. Abi gelinlik gibi değil. Bayağı güzel. Şu acaba şeyden görebiliyor musunuz? Şu taraflar şöyle çiçek deseni gibimsi bir şey. Şöyle göstereyim. Arkası da yine aşırı açık. Evet açıkmış. Aşırı açık değil diyecektim ama açık. Şöyle bir yine penceresi var. Ama buna ben bayağı aşık oldum. Bayağı güzel bir şey bu. Burada bir küçük paket var. Diğerlerine oranına biraz daha küçük. Evet. Nedir bu? Bunu nasıl yapacağım? Çözeceğim. Sanırım evet. Şöyle birleşiyor olması lazım. Arkası da şu şekilde. Önden bağlıyor musun? Bunu beline falan bağlıyorsun büyük ihtimal. Bence öyle. Neyse şu an model üstünde görüyorsunuz. Deseni şu şekilde bence bayağı iyi. Aşağısı da zaten aynı desene sahip. Çok güzel. Bayağı iyi bence. Devam ediyorum. Bu çok tatlı deseni olan bir bikini sanırım. Bayağı beğendim şu anda. Açıyorum ve mayo bu da. Çok şeker. Şuna bakar mısınız? Bir şey bu tam benlik bir şey değil mi? Bir şey, çok tatlı bir şey bu. Bayağı güzel. Arkası şu şekilde. Yine birazcık açık ama fırfırlı. Ay inanılmaz bayıldım şu anda buna. Çok şeker. Son olarak bir poşeti daha geçiyorum. Yine bir çiçek desenli bir bikini mi mayo mu bakacağız. Evet bikiniymiş. Üstüyle başlayalım. Üstü çok şeker. Şuna bakın. Lütfen düzgün dön artık. Şöyle deseni var sanırım anladığım kadarıyla. Bu nasıl giyiliyor abi? Ha bu çapraz. Şöyle tutacağım. Ha. Şöyle arkası normal. Aşağısı da bu şekilde. Şu içindeki çizgili olayı çok hoş. Gerçi gözükmez büyük ihtimal ama yine de beğendim. Hepsi çok güzel. Hepsinin linkini aşağıya bırakıyorum. Yaza oranla kışın daha ucuz oluyor Kapşi'nin fiyatları. O yüzden şimdiden alıp stok yapabilirsiniz benim gibi. O yüzden öneriyorum. Aşağıdaki linke bakabilirsiniz. Hepsinin tüm bikinileri ve mayoları linki var. Teşekkür ederim. Ve son olarak küçük bir marka daha göstereceğim size. O da Happiness Boutique. Çoğunuz zaten artık biliyorsunuz. Çoğu videomda gösteriyorum. Her türlü kutusu var. Bu bir takı markası. Şimdi şu kulağımda gördüğünüz küpeler. İki küpem daha var şimdi. Onları da göstereceğim. Benim bu arada çoğu taktığım küpe Happiness Boutique'den oluyor. Tüm videolarımda taktığım. Hatta hepsi bile olabilir gerçekten. Şunlar var. Şöyle küçük sallananlar. Bunlar da bence çok tatlı. Ve bir tane de elimde küçük var. Bunlar bildiğiniz küçük küpe daha çok seviyorsanız benim gibi çok gösterişten uzak bir hayat sürüyorsanız şunlar gibi tatlı şeylerde bakabilirsiniz. Bir sürü güzel kolye de var bu arada. O yüzden hepiniz butiğe de bir göz atmanızı istiyorum. Büyük ihtimal bir indirim kodumuz da var sizin için. Şu an ekrana yazmışımdır. Eğer varsa ki büyük ihtimal var. Bu indirim koduyla da
indirimli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz hepiniz. Butikten onun da linki aşağıda. Teşekkür ederim. Şimdi çok fazla uzatmadan artık videoya başlayabiliriz. Daha doğrusu oyunumuza başlayabiliriz. Evet. Continue diyorum. Şimdi yapmamız gerekenler neydi? Ha, Teddy'yi geçmem gerekiyordu Flappy Bird'de. Ona birazcık deneyelim. Evet, 34'ü geçmem lazım. Başla. Yumurtayı kullanacağım. Çok sık işlerimi biliyorum. Çünkü hepiniz sevdiniz. Yumurtayı kullanmadan geçmem çok daha pahalı. Şöyle bir yumurtasını da beğendim ama çok uzun süreceği için yapmıyorum. Sıkıcı. Bu çevirince arttırı alınca bir şey verir kız. Üstten bir şey geldi bakamıyorum şu anda. Siz deneyelim. Ne geliyor ya? Ne diyorsun ya? Bittikten sonra bir sürü bilimin olacak falan dedi. Bir mi? Ha ha. Tamam şimdi. Teddy, Sosez'in, Hamiz Royal Motlock'in. Nasıl gidiyor? Hey hey, what the hell? Sana bir hediye verdim ve sen onu benden çaldın ve hepsi gitti senin yüzünden. Hiçbir şey çalmadım. Hiçbir şey çalmadım dedim ve arkadaşlar her şeyi paylaşır diye değiştirdi yazımı. Vay, suçunu kabul ettin. Sen arkadaşlarına yaptığın şey bu. Onlar düşmüşken onları tekmelemek öyle mi? Ben yazmadım dedim. Synchronicity ne demek bilmiyorum. Anlamadım. This is betrayal. Anlamıyorum şu an. Sen bana söyledin dedim. Oh. If I tell you to peel your skin off. Ben sana derini bir muz gibi soy desem onu da mı yapacaksın? Bekle 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 dedi. Reklamların hiçbirini izledin mi? Power up'ları ya, güç kullanmak için. Evet dedim. Ha. Biliyordum. Ne oldu şimdi? Arıyor beni. Kesin yine sesiniz gitmeyecek bak.
Nasıl yaparsın? Why are you doing this to me? You know how much this game means to me. You want to take that away from me too? Bunu bana nasıl yaparsın? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin bana? Bu oyunun benim için ne anlama geldiğini biliyordun falan dedi. Bu ne? Ne çıkacak? Teddy Home, Teddy'nin evi. Aa. Bir kod geldi sanki. What the fuck? Sorun ne dedim? Yani gerçek sorun ne dedim? Dikkatini ver. Sana az önce söyledim. Neden kendimi tekrarlatıyorsun? Ah adamım. Ne olduğunu bilmiyorum. Tüm hayatım berbat. Hiçbir iş yok, hiçbir gelecek yok. Büyük ihtimal hiçbir kız da yok yakın bir zamanda. Üzgünüm dedim. Ben de üzgünüm. Şu anda hani herhangi bir şeyde iyiyim. Beni anladın değil mi? Kendi eski kendimi unutmak istiyorum. Eski işe yaramaz hayatımı. Sonra bana box draft diye bir şey attı. Hayır. Sen sadece diğer bir vulture'sın. Hiç anlamıyorum. Ya büyük ihtimal şu bak siyah olanlar var şu kısım. Onları başkası yazıyor. Onu anladım. Ama ne yazdığını anlayamadım. Seni incitmek istemedim dedim. Acı hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Comprehend. Comprehend anlamını unuttum. Biliyordum ya neyse. Bir şey kaybetmenin nasıl bir his olduğunu bilmiyorsun. Senin hayatın gayet iyi falan filan diyor. İstiyorsan oynamayı bırakırım dedim. Ve kazanmama izin mi vereceksin? Unut gitsin. Senin boş işte kelimelerine ihtiyacım yok. Hepsi şey. Anlamsız ve beni engelledi. Teddy beni engelledi. Ay kafayı yemiş bu çocuk. Defol git hayatından ya. I'm sorry. Özür dilerim. I overreacted. Çok abarttım. It is a test of patience. Bu bir sabır testi. Eğer en yüksek skor alabilirsem, eğer en yüksek skor yapabilirsem işte başarabilirim. Bu bir sabır oyunu gibi bir şey dedi. Beni blokladığın için şu an bir şey diyemiyorum yani. Cabur'dan bayağı bir şey var bu arada. Teddy bizim aklımıza bir şey mi yazmış? How can you tell a friend from a foe? Ay anlamadım bunu. Neyse bakıyorum. Aa Kevin şey yazmış. Galiba telefonuma virüs bulaştı. Mesajlarım değişip duruyor. Bizimki de öyle oldu. Karen demiş ki lütfen herkes bana buradan yazsın falan demiş. Ondan sonra bakıyorum. Evet, sanırım şu an bir şey yok. Maile bakıyoruz. Teddy. RJFDR4. Polonez köydeyim. Tamam, neyse. Ne yapmamız istiyor? Teddy sounds upset, you should check on him. Teddy üzgün, onu kontrol et diyor da ben nasıl kontrol edeceğim Teddy'yi şu an? Teddy'yi kontrol etmem için bir seçenek bırakmadı bana. Teddy'yi arayabiliyor muyum acaba? Dur bakalım. Teddy. Bir aramayı deneyeyim. Flappy Bird müziği çalıyor. Kafayı bozmuş. Sonuna kadar bunu dinlemeyeceğim herhalde. Hiçbir anlamı yok. Süper. Neyse. Aha. Yine Teddy'nin evi.
Oyun oynuyor. Telefonu kapatsın. Abi saçmalamayın ya. Yine bu işaret. Nedir bu işaret? Bir kod var. Bu kodu benim ne yapmamı istiyor acaba? Bana diyor şey ver diyor, puanla beni falan diyor. Ben de sonra dedim bu bedava bir oyun, ona en azından bize bir hani puan verebilirsin. Öbür türlü sana 5 tane reklam izleteceğim falan. Mecbur puan vereceğiz. 3 veriyorum. Eğer hani böyle yapacaksan 3 verdim diye diyor galiba. Ödülünü al da git falan diyor. Bir ödül verdi sadece bana, süper. Diğer insanlara da paylaşmak ister misin falan filan. 3 veriyorum yine. Ay ne yapıyorsun ya? Yeni bir şey indiriyor. Birinci sırayı kaybettim. Umurumda değil. Ay gerçekten çok üzüldüm. Aa değişti ekran. Chat'e giriyorum. Teddy bir şeyler yazıyor. Hey, I am topped again. Balance in the universe has been restored. Dare to knock me off my throne again. Tekrar başladım diyor galiba hani oyunu oynamaya. Universe yani gezegen evrendeki denge tekrar restore edildi, tekrar yenilendi, tekrar beni yık falan diyor. Tebrikler dedim, ben bir kaybedenim, ben bir eziyim falan diye çevirdi mesajımı. Fits you like it, sana çok yakışıyor bu kelime falan. So you've been feeling it, haven't you? The warm glow of sweet sweet wind. Hissettin değil mi o kazanmanın tatlı bilmem nesini falan duygusunu? Ve senden o alınınca o işte güçsüzlüğünü falan hissettin mi? Hiçbir şey hissetmedim dedim. Hiçbir şey hissetmedim dedim. Not even. Hani küçücük bir anlamadım bunu. Ne kadar yani hiçbir şey hissetmedin mi? Ne kadar hayal kırıklığı? Utinin ne olduğunu biliyor musun? Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? O nedir dedim. Uti ne? Uti. Reklam, süper. Öf git. Urinary tract infection. It's the most painful sensation I've ever felt. In my life, it feels like there are tiny needles poking your insides, and when you pee, oh, it hurts real bad. It kind of trickles and drips down. That's how I feel right now about everyone. Uçi bir duyguymuş. Diyor ki şu ana kadar hissettiğim en güçlü, en böyle şey duygu falan. Böyle içini gıdıklıyor, içinde bir şeyleri kemiriyor falan. Genelde işerken falan hissediyorsun. Böyle küçük noktalar falan seni rahatsız ediyor gibi bir şey. Şu anda her şeyde, onun hakkında her şeyde bunu hissediyorum. Hissettiğim şey bu falan. Sen de diğerleri gibisin. Diğer bir priksin. Prik ne demek bilmiyorum. Senin gerçekten yardım ihtiyacın var dedim. Ha. Ha, yardım mı? Sadece oyunlar bana yardım edebilir, insanlar değil. Senin için buradayım dedim. Hala burada mısın? Ben sıkıştım. Ah.
Crap. Yardım, yardım, yardım. Ya dal geçiyor benimle galiba şu anda. Neden sıkışmış hissediyorsun falan dedim. Ya da tuzağa düşürülmüş mü? Trap. O da olabilir. Bilmiyorum. Ne olduğunu hat... Aha. Kafayı yemiş. Bir kenarda ot. Hiç iyi değilsin. İnanamıyorum şu an. Of, şu işaret ne anlama? Bu ne ya? Ben sıkıştım bilmem ne. Duramıyorum, duramıyorum. Tüm hayatım boyunca bana dediler ki iyi notlar al, iyi bir işe gir, iyi bir hayatın olsun. But what if you're always... Ya her zaman iyi değilsen. Hani ben yükselemiyorum ve sürekli düşüyorum tarzı bir şey. İşkence gibi geliyor kulağa dedim. Aynen öyle. Hani ama video oyunları beni kabul etti. Çok garip olmadığımı, çok lame olmadığımı, isteniyor gibi hissettim arkadaşlar. Onlar bana arkadaş verdi. Pocket Monsters Go'da Jenny diye biriyle tanışmış. İşte oyunlar beni hayatta kalmama yardım etti tarzı şeyler söylüyor. Escapism ne demek bilmiyorum. Mantıklı falan dedim ve asla mantıklı değil bu arada dediği şey. Preciously I'm a loser. Gerçek hayatta ben bir loser'ım. Çok fena bayağı bir çalıştım ama ne kazandım? Kötü şeyler kazandım işte falan. Hayat beni fail etti ama bu oyun beni kontrol altında tutuyor. Kontrol altındayım. Ben bir kazananım. Gerçekten kontrol altında mısın dedim. Ah. You know how things work now. Şu an her şeyin nasıl işlediğini biliyorsun değil mi? Sıkıcı. Sen konuşmalarında beni sıkıyorsun. Benim algım, benim işte düşüncem, conscience'ım senin ulaşamayacağın kadar ileride. Hiç hani deneme bile. Benim skorumu geçene kadar tabii yapabilirsen. Bir daha oynamayacağım dedim. Hayır yapmalısın. Ben hala buradayım. Sizin. Sen hala Constable Rival. Bir hani en üstteki, en yüksek noktadaki oyuncu olmak savaş olmadan hiçbir anlam ifade etmez. Rise up to the challenge. Hani challenge'a gel ve beni yen dedi. Bu da kafayı yemiş herhalde. Bir geçiyorum onu, kızıyor, şey yapıyorum, kızıyor. Acaba bu tweetler gerçekten bir işe yarıyor mudur? Ya bak şey var. Yani Teddy onu şey yap diyor da ben bunu şu an nasıl yapacağım? Neyse. Mail geldi yine Teddy'den. Aloha, selam. Ne bu ya? Sana söyleyecek önemli bir şeyim var ama hatırlamıyorum. Böylesine bir şey unutmak ne kadar aptalca. Neyse kısa sürede umarım geri gelir falan. Abi bunlar önemli. Bak bazı şeyler, harfler yine koyu. A, H, V, Z falan, K. Bilmiyorum. Wallpaper indirmişiz. Neyse yine mi geçeceğiz? Hadi invite friends yapalım. Tamam.
bakacağım. Millet birbirine nasıl dalga geçmiş. Wow, bana şimdiden oyunlar göndermeye başladım falan. Ha, bununla daha önce konuşmuştuk zaten, sana onu oyun önereyim falan diye. Bunu beğeneceğini düşündüm dedim. Emin değilim. Zaten hani bu oyun dünyasına daha yeni yeni alışıyorum. Ama siz oyuncuların sadece ciddi oyunlar oynadığını düşünürdüm falan. Benim için de yeni bu dedim. Öyle mi? Beni tüm oyun şeylerine, konuşmalarına kandırmış olabilirsin. Tamam. Zamanım olunca bakacağım. Ne kadar geç? İndirmen birkaç saniyeni alır ama şu anda yumurtaya ihtiyacım var. Şu an zorla indirteceğiz yani. İndirmen birkaç saniyeni alır dedim. Doğru. Yapacağım dakikam olduğunda. Şeyin için, önerin için teşekkür ederim. Ama bu gerçekten önemli. I will get it. Bir ara alacağım, tamam mı? Görüşürüz falan dedi. Tamam. Max. Bu çok kötü. Hani Lane böyle aptal şeylerinden aptal şeylerini al da git falan. Hiç denedin mi dedim. Hayır, çünkü ripoff gibi gözüküyor. Kötü gözüküyor falan diyor yani. Neden hepiniz bir anda böyle aptal aptal davranmaya başladınız? Of, okuyordum daha. Bunu oynarım ha. Mesela böyle bir oyun varsa oynarım bunu bu arada. Teddy de sürekli bana yazıp duruyor falan dedi işte. Teddy'ye yardım ediyorum gibi bir şey dedim. Lol. So he got recruiting too. Thanks but no thanks. Hani ha, demek o da sana da yapıyor falan filan. Teşekkürler ama hayır. Teşekkürler. Bu tarz oyunların hiçbiri benlik değil. Teddy hani bu konuda inanılmaz fazla hani takıntılı duruyor. Hiçbir şeye bu kadar bağlandığını görmemiştim onun. O birazcık takıntılı dedim. Hepimiz hani birazcık takıntılı değil miyiz? Gotta have some passion but keep on. Onda göz kulak ol. Too much of a good thing and all that and cut off this. Ve bir daha spam atma bana falan dedi. Lime diyor ki neden bana bunu gönderiyorsun? Neden bağırıyorsun dedim. Ah, özür dilerim. Ama sen kafayı mı yedin? Benim geçmişimi biliyorsun. Tekrar buna bağlamak iste. Ha, bu sanırım oyun bağımlısı falan da yeni bırakmış ve ben ona tekrar oyun gönderdim. Süper. Sadece bir oyun dedim. Evet evet, sadece bir oyun. Bu sadece herhangi bir içecek. It's... hani bağımlılara da şey dersin yani. Sadece tek bir içecek falan filan, böyle alkolik olanlara. O da onun gibi diyor. İkisi de aynı şey diyor. Hani en üst skora ulaşmanın bağımlılığının ne demek olduğunu biliyor musun? Her şeyini kaybetmeye başlıyorsun. Kendin dahil. Sanırım anladım dedim sussun diye. İyi. Bana bir daha bunu gönderme. Senin arkadaşın Teddy. Jabber'ını gördüm ve hiç düzgün davranmıyor. Eğer doğru kararları vermezsen sen de öyle olacaksın. Ay, ben ne yapabilirim Teddy'ye? Teyzemiz demiş ki aa, sen de mi oynuyorsun? İkimiz de sanırım artık hani oyun arkadaşıyız falan. Sen de mi oradasın dedim. Çok engaged değil mi? Engaged kelimesini unuttum. Her şeyi oynamayı bıraktım. Bir amaç daha buldum kendime. Amaç bir oyundan mı dedim. Tekrar isteniyor gibi hissediyorum. Bana bir amaç veriyor. Her neyse, senin de orada olmana sevindim. Senin yaşlı zavallı teyzeni hani aşağı çekmezsin. What's a few years of your young life falan filan, neyse geç. Jenny kesin bizim eski sevgilisi falan. Ben %100 attım ona yani. Aman tanrım, sen kimsin, bu bir şaka mı? Aa, Teddy'nin sevgilisiymiş. Teddy'nin arkadaşıyım dedim. Eğer gerçekten onun arkadaşıysan o oyunun ona ne yaptığını bilirsin. Seni şimdi biliyorum. Teddy'nin gamer şeyi, ekibi. Bizim ayrıldığımızı sana söylemedim mi?
Sana da mı bunu yapıyor? He did ask me to help him. Onu, o benden yardım istedi dedim. Biliyordum. Seni bana ulaşmak için kullanıyor. Öyle bir şey yok. Tüm gün o aptal oyunu oynuyor. Yemek yemiyor, uyumuyor. Tuvalete bile gitmiyor. O oyunu seçti benim yerime. Ve ben de onun o üzgün kıçını tekmeledim. Ay. Ne yapıyorsun abi? Bunu kaydettiğinizi düşünseniz asla böyle bir şey değil. Ne yapıyorsun abi? Teddy'yi bir sonraki sahnede nasıl bulacağımızı merakla bekliyorum. Intense geliyor kulağa. Intense derken hani ona hak verdik yani biraz. Biliyorum. Bir de tüm bunların senin gözünün önünde olduğunu, izlediğini düşün. Onun yanında olmaya çalıştım ama çok ileri gittim. Zaten yeterince travma yaşadım. O yüzden bana bir iyilik yap. Böyle bir aptal bir şey yüzünden bir daha benimle iletişime geçme. Bloklandım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mail geldi bir tane daha. Chat. Ne bu ya? Hep boyfriend değil mi? Chat. Bana BBC'den bir article gönderdi. Açıyorum. Açmasamaydı kesin virüs. Greg Summers! Diğer oyunlarına gönderme yapmışlar. Greg'i hatırladınız değil mi? Sevgililer ileri gidince. 2017 Ağustos'ta Anna denen bir genç kadın hiçbir amaç olmadan kayboldu. Hiçbir açıklama olmadan kayboldu. Hiçbir suçlu linki yok. Hiçbir şey yok. Kanıt yok. Ama en son zamanında eski sevgilisi Greg'le ayrılmış. Greg Summers'la sinir problemleri, öfke problemleri yüzünden. Anna'nın iş yerini takip etmesi ve apartmana girmeye çalışmasıyla beraber ilk şüpheli konumuna düştü Greg. Despite his attempts to escape law enforcement, hukuk şeylerini karşı çıkmaya çalışsa da şu anda tutuluyor sanırım, bir yerde tutuluyor. Ama ilginç bir şekilde remand ne demek ya? Hiç anlamadım. Sonra işte bir şekilde kontaklarım sayesinde Summers'la yüz yüze görüşme imkanı buldum. Şöyle bir şey demiş. Ben sadece çok endişelendim. Kendisi gibi gelmiyordu kulağa. Ve Spark'ta bir çocuklarla konuşuyordu. Ve bunun bu konuda cool mu olmalıydım? Olmalıydım değil mi? Falan. Onların ayrıldığını ona söylediğimde bağırmaya başladı ve bana bir sürü şey söyledi. Spark'taki insanlar hakkında falan filan. Aa çok ilginç. En son kaçmıştı Greg ama demek... Ay çok iyi bu. Oyundan bu oyuna şey yapmalarını beğendim bu arada. Şimdi ne yapacağız? Ne yapmamızı istiyor? 47'yi geçmemizi istiyor şimdi. Evet. Ben devamını bir sonraki şeyde oynayayım en iyisi. Değil mi? 47'yi geçeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Bakalım bu nereye kadar gidecek. Evet. Aşklarım. Dur diyorum. Bu haftaki bölümün sonuna geldik. Artık şöyle bir şey yapayım. Haftada 2 video atacağım. Bir video bunun devamı, bu oyunun devamı olacak. Bir video diğer normal konseptimiz olarak devam edecek. Bu şekilde giderim dedim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.